Sevgili dostlarım merhaba, yine yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Ne yazık ki çok kritik bir sürece girmiş bulunuyoruz. Ve yine ne yazık ki Türk lirasının değer kaybetmesini, doların yükselmesini bir avantaj olarak kullanma fırsatını da tamamen kaybetmiş bulunuyoruz sevgili dostlarım. Bakın, Türk lirasının değer kaybetmesi bizim için hangi koşullarda avantajlı? Son 6 ay içerisinde sürekli olarak bunun altını çizmeye çalışıyorum. Türkiye üretim odaklı bir ekonomik model tercih ederse, yani hem sanayisini hem de tarımını öncelerse, reel sektörünü ayağa kaldırmaya çalışırsa, finans sistemini hareketlendirmek istiyorsa eğer, böyle bir koşulda Türkiye'de Türk lirasının değersiz olması gerekiyor. Hem ithalatın önünü kesmemiz açısından hem de ihracatımızı arttırmamız açısından Türk lirasının değersiz hale gelmesi bizim için çok ama çok önemli diyordum sizlere. Bu arada bir şerh koyuyordum. Türkiye bunun tam tersini de yapabilir. Yani üretim yerine hamaset politikası izlemeye devam ederek, risklerini arttırarak, güveni tamamen ortadan kaldırarak ve daha ötesi harcamalarını arttırarak, aynı zamanda uluslararası arenayı karşısına alarak doların yükselmesine sebep olabilir. Böyle bir durumda da üretim ve tarım olmayacağı için doların yükselmesi bizim için çok ciddi bir dezavantaj haline gelebilir demiştim sevgili dostlarım. İki önemli senaryodan bahsediyorum sizlere. Birinci senaryoda Türk lirasının değer kaybetmesi bizim için büyük bir avantajdı. Neden? Hem üretimimizi arttıracaktık, hem ihracatımızı arttıracaktık, hem de Türkiye'deki işsizlik, enflasyon gibi sorunlarla orta ve uzun vadede baş etme şansımız artacaktı sevgili dostlar. Ama biz ikinci senaryoyu tercih ediyoruz. Suriye yönetimiyle masaya oturup sorunları birlikte çözmek, birlikte ilerlemek, bu sorunları çözerken büyümek yerine biz Suriye'yi yine ikinci plana attık. Suriye'ye rağmen bir operasyon gerçekleştiriyoruz. Terörle mücadele edeceğiz diyoruz. Ama büyük bir bataklığın içerisine çekilirken çok daha büyük bir terörle karşı karşıya kalıyoruz. Ekonomik terörden bahsediyorum sevgili dostlar. Türkiye her geçen gün fakirleşiyor. Bunu aylardır söylüyoruz ve yaşayarak da görüyoruz aslına bakarsanız. Gelir seviyemiz her geçen gün düşmeye devam ediyor. Evet, gelirimiz her geçen gün düşmeye devam ediyor. Satın alma gücümüz her geçen gün azalmaya devam ediyor. Dolayısıyla açlık sınırı ve yoksulluk sınırı yukarıya hızlı bir şekilde tırmanıyor sevgili dostlarım. Doların yükselmesini bir avantaj yerine bir dezavantaj olarak kullanmayı tercih ettik. Sebebi ise tamamen siyasi sevgili dostlarım. AK Parti düşen oylarını gördü. Oylarını tekrar yükseltmek için milliyetçi, hamasi söylemlere sığınmaya karar verdi. Şu an itibarıyla bu yara sıcak olduğu için net olarak görmüyoruz. Ama iş uzadıkça bizim harcamalarımız artacak ve harcamalarımızın artmasıyla birlikte bütçe deliğimiz büyüyecek. Bütçe deliği büyüdükçe de yeni vergilerle, yeni zamlarla, yeni ÖTV'lerle, yeni cezalarla karşı karşıya kalacağız. Bir yandan gelirimiz düşecek, bir yandan her geçen gün giderlerimiz artmaya devam edecek sevgili dostlarım. Çok kritik bir noktadayız. Dolar artık bizim istememize bağlı olarak değil, bizim kontrolümüzde değil, bizim üretim mekanizmamızı harekete geçirme amacıyla değil, kontrolsüzce yükselecek. Nedenleri gayet ortada. Bakın, Avrupa Birliği Türkiye'nin karşısında yaptırımlar uygulayacağım diyor. Amerika Türkiye'nin karşısında yaptırımlar uygulayacağım diyor. Arap Birliği ülkeleri Türkiye'nin karşısında yaptırımlar uygulayacağım diyor. Birleşmiş Milletler Türkiye'nin karşısında ve yaptırımlar uygulayacağım diyor. Katsa yaptırımları özellikle Türkiye'nin çok ciddi anlamda belini bükeceği gibi aynı zamanda dövize de rahip krizinin çok daha ötesinde darbe vuracak sevgili dostlarım. Dolar ne yazık ki bizim söylediğimiz o 10-12 bandının çok daha ötesine geçebilir kısa bir zaman içerisinde. Kontrolden tamamen çıkabilir
ve Merkez Bankası'nın müdahaleleri de bu işe yeterli kalmayabilir. Kamu bankalarının Asya piyasalarında, sığ piyasalardaki müdahaleleri de yeterli kalmayabilir sevgili dostlarım. Dolarda çok hızlı bir yükselişle karşı karşıya kalacağız ve ne yazık ki üretim olmadığı için, ithalat bağımlılığına devam edildiği için biz yüksek fiyatlarla bunun bedelini ödemek zorunda kalacağız. Yani ciddi bir enflasyonla karşı karşıyayız şu anda. Ciddi bir işsizlik bizi bekliyor. Sanayi üretim verisi rakamları açıklandı bakın. İnanılmaz sert bir düşüş yaşandı. Sizleri bu konuyla ilgili uyarmıştım. Bir önceki ay sanayi üretim verisi yükseldi diye düğün bayram ilan edilirken ve tamam canım Türkiye ekonomisi artık düzeliyor denilirken sizlere şunu söylemiştim. Ağustos ayı itibarıyla tam ters köşe olabiliriz. Sanayi üretimi çok sert bir şekilde düşebilir demiştim ve nitekim 0.7'lik bir düşüş beklenmesine rağmen 3.6'lık bir düşüş geldi karşımıza. Sanayi üretim verisinin bu sert düşüşü ne anlama geliyor biliyor musunuz? Önümüzdeki dönemde işsizliğin çok daha hızlı bir şekilde yükseleceğini gösteriyor bize. Üretimin olmaması nedeniyle ithalatın artacağı anlamına geliyor. İthalatın artması doların yükselmesiyle birlikte çok ciddi bir enflasyonist baskıyla karşılaşacağımız ve fakirliğimizin daha da artacağı anlamına geliyor sevgili dostlarım. Biz gerçekten terörle mücadele etmek için mi oraya gidiyoruz? Yoksa biz siyasi bekamızı garantiye almak için mi oraya gidiyoruz? AK Parti'nin oyları düştüğü ve AK Parti milliyetçi oylarla tekrar oylarını arttırmak istediği için mi oradayız? Eğer ki Sayın Cumhurbaşkanı gelin AK Parti'ye üye olun demeseydi bunu düşünmezdim ben sevgili dostlarım. Sayın Cumhurbaşkanı her söyleminin içerisine AK Parti'yi de sokuyor. AK Parti'nin düşen oylarını yükseltme hevesinde olduğunu çok net bir şekilde bizlere gösteriyor aslına bakarsanız. Suriye'nin ordusu, devlet ordusu şu anda bizim müdahale etmek istediğimiz Kobani ve Membiç'e askerlerini yolluyor. İran karşımızda. Rusya her ne kadar belli etmese de aslında Suriye'nin yanında ve bizim karşımızda yer alıyor sevgili dostlarım. Avrupa, Amerika bizim karşımızda. Arap Birliği bizim karşımızda. Müslüman ülkeler bizim karşımızda. İngiliz gazetesi The Guardian yazıyor sevgili dostlarım. Şunu söylüyor. Erdoğan büyük bir iş başardı ve Orta Doğu'yu bir araya getirdi. Hangi konuda biliyor musunuz? Türkiye'ye karşı olma konusunda bir araya getirdi diyor. Ne yazık ki tüm Orta Doğu ülkeleri, tüm Arap ülkeleri, tüm Avrupa ülkeleri, Amerika, Suriye, Rusya bizim şu anda tam karşımızda yer alıyor, pozisyon alıyor. Bakın bir tarafta karşımızda Suriye ordusu, öbür tarafta karşımızda tüm dünya ekonomik olarak. Ekonomik yaptırımlar arka arkaya geliyor sevgili dostlarım. Arka arkaya imzaları atıldı ve beklemede tutuluyor. Her an önümüze çıkartılabilir. Ve bu yaptırımların gelmesiyle birlikte CDS'lerimizde inanılmaz bir patlama yaşanacak ne yazık ki. Borçlarımızı ödeme imkanımız tamamen ortadan kalkacak. Bankaların sendikasyon kredisi bulma ihtimali tamamen ortadan kalkacak. Bu ortam içerisinde dolar kontrolsüz bir şekilde yükselecek. Bakın 10-12 bandının çok daha üzerinde bir rakamla karşı karşıya kalabiliriz diyorum. Evet 10-12 bandının çok daha üzerinde bir rakamla karşı karşıya kalabiliriz diyorum. Ve ne yazık ki bu yükseliş yani Türk lirasının değer kaybetmesi bizim için artık bir avantaj olmaktan çıktı. Biz ithal etmeye devam edeceğiz görünen o. Biz üretmemeye devam edeceğiz görünen o. Biz ithal ettiğimiz, üretmediğimiz için de çok ciddi bir enflasyonist baskı ve çok ciddi bir fakirlikle karşı karşıya kalacağız sevgili dostlarım. Onun için ekonomik terör diyorum. Resesyondan sonra gelen stagflasyon ve stagflasyonla birlikte doğabilecek bir ekonomik krizin
içinden çıkmak bizim için çok zor olacak. Bunu görmemiz gerekiyor. Derin bir stagflasyona doğru gidiyoruz. Yani işsizlik ve enflasyona doğru gidiyoruz. Yüksek enflasyon, yüksek işsizlik ortamı ve bunun sonrasında doğacak bir ekonomik kriz bize çok ağır bedeller ödetir ne yazık ki. Doların yükselişi bizim için bir avantaj olmaktan tamamen çıkmıştır. Ne ihraç edebileceğiz, ne kendi pazarımıza hakim olabileceğiz. Çok yakın zaman içerisinde ciddi batıklar nedeniyle bankacılık kriziyle de karşı karşıya kalabiliriz. Bu bankacılık krizi zaten son nokta olacak sevgili dostlarım. Reel sektöründe bankacılık sisteminin de tepe taklak olması bize uzun yıllar ödenecek bedelleri beraberinde getirecek ne yazık ki. 10-12 bandı bile artık bizim için düşük kalabilir sevgili dostlarım. Şu anda fırtına öncesi sessizlik rakamları bunlar. Açık ve net söylüyorum. Fırtına öncesi sessizlik rakamlarıyla karşı karşıyayız. Amerika'nın katsayı, Avrupa Birliği'nin diğer yaptırımları uygulamasıyla birlikte ve bizim Orta Doğu'da bulunma sürecimizin uzamasıyla, harcamalarımızın iyiden iyiye artmasıyla birlikte, ortaya çıkacak enflasyonla birlikte, ortaya çıkacak işsizlik rakamlarıyla birlikte ve tüm dengelerin bozulmasıyla birlikte doların 12 lira olması bile hayal olacak sevgili dostlarım. 12'nin çok daha üzerinde rakamlarla yakın zamanda karşı karşıya kalabiliriz ve doların bu hızlı yükselmesinin bedeli de bize ağır enflasyon olarak çıkabilir sevgili dostlar. Bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın ve kanalımıza abone olmayı da ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.